Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz Mimar Emine Büyükkaymaz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Rica ederiz. Bize kendinizden bahseder misiniz? Ben Mimar Emine Büyükkaymaz. 3D Karakalem Mimarlık Firması kurucusu ve sahibiyim. Yaklaşık 15 senedir sektörde irili ufaklı yurt içi ve yurt dışında devam eden işlerimiz var. Sizinle birlikte olmaktan da mutluyum. Davetiniz için de teşekkür ederim. Rica ederiz. Efendim. Biz de size teşekkür ederiz. Mimar olmaya nasıl karar verdiniz acaba? Aslında bu böyle çok, evet, başlangıçtan itibaren böyle girişimci bir kişiliğim olduğunu söyleyebilirim. Seyahat etmeyi çok severim. Kitap okumayı, seyahat etmeyi. Beraberinde bunlarla birlikte mekanlara algılarım, yapı stoklarına algılarımın açık olduğunu keşfettim. Ve bununla ilgili sanat tarihi üzerine de okumaya başladım. Tabii bizim de ecdadı olarak çok geniş bir geçmişimiz, evet, olduğu için beraberinde işte Türk tarihi, Anadolu tarihi, Mezopotamya. Tarihle birlikte aslında mimar olmak, işte Mimar Sinan'la bu pekişen duygularla birlikte böyle bir mesleğe yönelimim oldu. Ne güzel, evet, harika. Peki verdiğiniz hizmetlerden, çalışma alanlarınızdan biraz daha detaylı bahseder, evet, misiniz? Nisan Hanım, biz 15 senedir yaklaşık sektördeyiz, biraz önce de ifade ettiğim gibi. Biz dekorasyon, kentsel dönüşüm, uygulama, mimarlık, ve müteahhitlik hizmetleri vermekteyiz. İrili ufaklı bugüne kadar sektörde ileri gelen bütün firmalarla çalıştığımızı söyleyebilirim ve yapı çeşitliliğimiz oldukça geniş. Bugün beraberinde bir daireyi de yenileme yaptığımız gibi bir hastane binasını, bir kaymakamlık, bir mülki amirliği idare binasını da uygulamalarını yapmaktayız. Dolayısıyla kapsam olarak oldukça geniş hizmet sunmaktayız. Burada bahsettiğim binaların, işte eski binaların yenilenmesi, işte günümüzde çok konuşulan işte bu kentsel dönüşüm hizmetleri, evet, danışmanlığı, uygulaması, müteahhitliğini yapmaktayız. Ama iş ayrıştırmıyoruz, onu söyleyebilirim. Yeri geliyor işte bir 3+1 dairenin de renovasyonunu, yenilemesini yapıyoruz. Yeri geliyor daha büyük projelerin, konutların, otel projelendirmesi, uygulamaları yapıyoruz. Bu işlerimizde sadece Türkiye'de değil, Türkiye dışında da yapmaktayız. Ne güzel. Nerelerde varsınız? Özellikle Orta Doğu'da çalışıyoruz. Hı-hı. Irak'ta, Katar'da çalışıyoruz. Oraları da bugüne kadar proje hizmetleri sunduk. Aslında gelecekteki hedeflerimiz global anlamda daha genişlemek. Ne güzel. Umarım hedefinizi gerçekleştirirsiniz. İnşallah. Tebrikler, başarılarınızın devamını çok diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Sizi meslektaşlarınızdan ayıran, önde gelen özellikleriniz nelerdir? Şimdi böyle bir kadın kadına sohbet gibi düşünüyorum bunu. Aslında birazcık şöyle söyleyebilirim. Bizim sektör malumunuz çok erkek egemen bir sektör. Tabii, maalesef. Ben şantiyecilik yaparken sahaya indiğimde, işçi ekipleriyle birlikte sahaya indiğimde ilk önce bir bayan patron olarak bunları algılamaları ve kabullenmeleri zaman alıyordu. Zaten bana onlar sahada hep abla diye hitap ederler. Sonra tabii işi, yetkinliğini, işteki detaycılığını, disiplinini öğrendiklerinde işverenlerle de, gerek işçilerle de bu enerji birbirine geçer oldu. Ne güzel. Ve sonrasında tabii yani bugün bir iş görüşmesine gittiğimizde öncelerinde kendimi önce bir bayan olarak, evet ben bu işi yapabilirim enerjisini karşıya vermek yerine, hı-hı, artık yaptığımız işleri, işte, hı-hı, imza attığımız projeleri söyleyince artık bayan olmanın dışında bu işte gerçekten uzman, sektörü bilen biri olarak muhatap alınıyorum. Bir kere bundan dolayı çok, ne güzel, mutluyum. Çünkü referanslar ortada, değil, evet, mi? Yapılan, evet, işler, eserler ortada. Evet. Ama dediğim gibi erkek egemen bir sektör. Maalesef. Hele de Türkiye'de. Hı-hı. Dolayısıyla bunu zaman zaman hani Neslihan Hanım artı olarak da kullandığımızı söyleyebilirim. Çünkü bayanların yaklaşımı çok daha farklı oluyor. Bu tabii bize artı ivmede kazandırıyor. Bunu zamanla öğrendim, keşfettim diyebilirim. Çok güzel. Geleceğe dair firmanızın ve sizin vizyonunuzdan, hedeflerinizden biraz daha detaylı bahseder misiniz? Biraz açıkladınız ama. Şimdi Neslihan Hanım, biz gerek kendim gerek ekip arkadaşlarımla biz global partnerlerimiz var. Yani hiçbir zaman yerimizde saymayı düşünmüyoruz.
bu gerek malzeme anlamında, gerek yapı teknolojilerinin geleceği anlamında, kullanılan teknolojiler anlamda bunun için eğitimler alıyoruz. İşte fuarlara gidiyoruz. Öyle ki mesela son dönemde bunlarla birlikte firmamızın portföyüne kattığımız akıllı binalar teknolojisini de çalışmaya başladık. Çünkü gelecekte malumunuz teknoloji hayatımızda çok fazla yer aldığı için ve telefonla hayatımıza çok kolaylaştırdığı için biz bunu şimdi konutlara hızlı bir şekilde entegre etmeyi düşünüp akıllı bina teknolojilerini de hayatımıza dahil ettik. Burada da Japon bir partnerimiz var. Dolayısıyla gelecek planlamalarımızda da bugünden ama her zaman eğitimini alarak ve işte sürekli araştırarak, yenilikleri takip ederek, dünyada ne oluyor ne bitiyor'nun farkında olarak işimize katma değer katıyoruz. Çok güzel. Peki kimler bu mesleği yapabilir? Hangi özelliklere sahip olmak gerekir? Ekibinizde yer almak isteyen kişilere tavsiyeleriniz var mı? Şimdi ben bu işe yeni başlayan arkadaşlara şunu söyleyebilirim. Bir kere bizim konforlu bir alanımız olmuyor. Çalışma alanı malumunuz şantiye alanları. Şimdi eğer konforlu alanlarından çıkıp yaptıklarının, icra ettiklerinin bir yapı bloğuna dönüştüklerini görme heyecanı, tutkusu olan, zorluktan korkmayan, işte bu yeri geliyor iklim şartları oluyor, yeri geliyor kriz durumları oluyor. Çünkü uygulama ve şantiyecilik çok fazla krizin aynı anda çözülebildiği yerlerdir. Ve dolayısıyla soğukkanlılığını koruyarak, iletişim becerisini de yüksek tutarak ama her zaman ve her zaman vazgeçmeyen, tutkuyla işinde var olmak isteyenleri ben tavsiye edebilirim. Ve bu sadece hani bizim meslek anlamında değil, rekabet her yerde. Bugün dijitalde de rekabet ediyoruz. İşte buradayız, tabii, görünür olmaya çalışıyoruz. Yani bu rekabetin artık sadece lokal pazarda değil, global olarak da. Çünkü sosyal medyayla işte bugün insanlar proje hizmetini yurt dışından çok rahat sağlıyor olabiliyorlar. Evet. Dolayısıyla rekabetten korkmayacak, her daim kendini yenileyecek, konfor alanından çıkacak, azim ve güvendeki arkadaşlara bu işi tavsiye edebilirim. Ne güzel. Global projeler dediniz. Şimdi globalleşme diye bir terim var. Evet. Global firmalar da yerel firmaları biraz rakip gibi görüyor. Evet. Onlara uygun stratejiler geliştiriyor. Kesinlikle, kesinlikle. Yani onlar da rekabet ediyor. Tabii. Biz de rekabet ediyoruz karşılıklı olarak globalleşen dünya içerisinde. Tabii. O yüzden çok, çok hareketli. Önemli. Çünkü Nesli Hanım siz de çok güzel vurguladınız. Artık sektörün yani sadece bizdeki büyük yerli firmaları değil, yabancı firmaları da bir şekilde burada bir iş gördüğünde, bir iş hareketliliği gördüğünde dahil olmak istiyorlar. Ve dinamiklerini yenilemek zorundalar. Çünkü rekabet ettikleri, günün sonunda ticari olarak rekabet ettikleriyle aynı rakamda buluşmak için onları sıfırlamaları gerekiyor ve yeni baştan bir vizyon çiziyorlar. Bu hepimiz için işte günlük öğreniyoruz aslında Neslihan Hanım. Yeni güne her yeni gün bir vizyonla başlamak zorundasın. Kesinlikle. Hele de Türkiye'nin ekonomik adapte şartlarında olmak gerekiyor. Kesinlikle. Burada evet, agile metotlar var. Evet. Yeni durumlara uyum sağlamayı gerektiren. Sizinle sohbet çok keyifliydi. Mukabil, ben de çok keyif fakat aldım. Fakat programımızın sonuna geldik. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Evet. Ben şimdi öncelikle davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten burada olmaktan büyük memnuniyet duydum. Şu an işte 6 Şubat depreminden sonra yaşadığımız acılarımız halen tazeyken, evet, benim bilinçli her vatandaştan ricam, bugün artık deprem ülkesinde yaşadığımızın hepimiz farkında olmalıyız. Ve bu kesinlikle dinamiği hayatımızdan çıkarmadan bu işi uzmanlarına, nedir yani bugün bir kentsel yenileme, kentsel dönüşüm yaparken işi ehline bırakıp işte müteahhitin karnesine, yaptıklarına, iş bitirmelerine ve özellikle bu işin eğitimini alarak başlayıp daha sonra kendini geliştiren ama ehil kişilere teslim etmelerini rica ediyorum. Evet, gerçekten deprem ülkesinde yaşıyoruz. Bu bizim, hele de İstanbul'da beklenen bu depremle ilgili gün aşırı konuşuyoruz. Ama herkesin kendi küçük farkındalığını oluşturup bir yerden başlaması gerekiyor. Nacizane benim tavsiyem bir uzman olarak
bunları yaparken ne olur ve ne olur işte rakamları burada çok düşünmeden başlarken, çünkü evet, biz bu hataları çok yaptık. Tabii, sağlam başlanacak. Evet, yani siz bu işin hizmetini lütfen ve lütfen ehil insanlardan, tabii, bu işi yetkin bilen insanlar, olacak, liyakat yetkin insanlardan. Önemli. Evet, yani maalesef bugüne kadar işte ahbap çavuş veya maalesef ilişkileriyle veya işte ya ben babadan öğrendim, ustayım, kalfayım diye başlayarak maalesef işte bugün 50 bine yakın vatandaşımızı kaybettik. Çok acı. Biz bu ülkede yaşıyorsak çok rica ediyorum, yani bu ülkede herkes müteahhitlik yapmamalı. Tabii ki. Herkes işini ehline teslim edip ve kendi farkındalığını da oluşturup ülkemizi, şehrimizi depreme hazırlamalı. Nacizane benim söyleyebileceğim bu. Çok önemli bir mesaj oldu. Bugünkü konuğumuz Mimar Emine Büyükkaymaz'dı. Katılımınız, bu güzel ve önemli açıklamalarınız için teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın çok devamını diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Çok mersi. Rica ederiz. Çok sağ olun. Sevgili seyirciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.